Fatma Gül, hemen buradan gitmemiz lazım. Hiçbir yere gitmeyeceğim ben. Yaşananlar bunun altında kalmayacaklar. Burayı biliyorlar. Hesap sormaya gelecekler. Daha neyin hesabını soracaklar bana? Neyin, neyin? Dinle, hemen gitmemiz lazım. Sen elini istiyorsan git. Beni rahat bırak. Ben senin için korkuyorum. Sana zarar verecekler. Daha ne zarar verecekler bana? Canımı mı alacaklar? Enişte. Alsınlar. Canıma minnet. Kurtulmuş olurum. Neredesin bab? Ben bir balık ayıkladım. Sen nereye istiyorsan git. Bir adım bile atmayacağım seninle. Al işte. Ne bu ellerin hali? Hadi banyoya. Balık ayıkladım. Alo Kerim, nasılsın? İyiyiz. Fatma Gül nasıl? O da iyi. Ne yaptın, hallettin mi işleri? Hallettik, hallettik. Çok şükür. Evi sattım Kerim. Parayı da bankaya yatırdılar. Şimdi Aydın Bey içeride tapu işlemlerini yapıyor. İyi, hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Mukaddes Hanımların da işi hali oldu. Yani şansımız varmış. Hiçbir engel çıkmadan tıkır tıkır aynı gün içinde hallettik işlerimizi. Ha, bir dakika Kerim, bir dakika. Hayırlı uğurlu olsun. İyi günler de oturun. Her iki taraf için de hayırlısı olsun. İyi günler. Alo, adam gidiyor da bir hayırlı olsun dedim. Ay Kerim, ben ne diyordum? Ha, gerçekten her şey tıkır tıkır yolunda gitti. Yarın sabah ilk uçakla geliyoruz biz. Öğlene doğru orada oluruz. Tamam. Senin sesin pek iyi gelmiyor. Ne oldu? Yok bir şey. Doğruyu söyle bak. Abla, yok bir şey. Kimle konuşuyorsun? Kerim'le mi? Ne yapıyorlarmış? Tamam, hadi o zaman. Yarın sabah görüşürüz. Hoşça kal. Fatma Gül'e selam söyle. Görüşürüz. Ay, hep met ederlerdi burayı ama tuzlu diye bir türlü gelememiştik. Bana çok tuzlu gelmedi. Hatta tuz attım. Çok yaşa sen. Ne oldu? Yine yanlış bir şey mi dedim? Paradan, paradan tuzlu dedim. He. Bu paranın gözü kör olsun. Olunca ne güzel ama, değil mi? İnsan her istediğini yapabiliyor. Domates de yiyin, çok güzel. Bizim buraların her şeyi başka değil mi? Ya, çok özlemişim vallahi bu lezzeti. Hep kolayla mı idare edeceğiz? Şöyle bir iki kadeh parlatsaydık. Hani satışın şerefine canım. Aman mukaddes, sen içince kötü oluyorsun. Yapma, yapma. Bir şeyler yiyelim. Buradan da saza gideriz. Olur. Yok canım, bir kadehden bir şey çıkmaz. Söyle bizimkiler buna çabuk. Aa. Ne oldu? Bunlar onlar değil mi ya? Kim onlar? Bizim evleri satın alanlar. Ha, onlar vallahi. Görmediler herhalde, görmediler. Yo, bana gördüler gibi geldi. Hayır, çünkü içeride değillerdi. Dışarı çıkarken gördüm onları. Ha, daha sabah tanıştılar, bu ne samimiyet? Kim bilir? Ha, gündüz merhaba merhaba, akşam aynı arabada. Anlamadım ben bu işi. Anlaşılmayacak bir şey yok ki. Demek ki daha önceden tanışıyorlarmış. Rahmi, ağzında uygan konuşma, susun. Ne söylemesinden korkuyorsun da susturuyorsun adamı? Neden korkacağım be? Zehretme Allah aşkına, iki lokma yemek yiyoruz burada. Bizi görünce kaçtılar. Niye birlikte görünmekten korktular bunlar? Ona mı kafa yoracağız şimdi? Allah Allah. Sen de Hafiye gibi, ne oluyorsun? Şüphelenmiştim zaten ikimizin de satış içinin aynı güne denk gelmesinden. Bu işte bir iş var. O kadar zaman satılmayan evime şimdi müşteri çıkması da ilginç değil mi? Aydın da Münir'in adamı olmasın sakın. Onun işi bu. Apar topar getirdiler bizi buraya. Aydın da cuma günü gelin de bitirelim işi dedi. Niye cuma? Çünkü cuma günü yaşananların düğün günü. Ayak altında olmamızı istemediler. Senin aklına da neler geliyor? Sen şifacılığı bırak da roman yaz, roman. İlahi. Sen de bir şeyler taktın mı takıyorsun ha? Nereden çıkardın Münir Bey şimdi? Her şey ortada işte. O adamın bu işte bir parmağı var. Allah Allah.
Durup dururken huzursuzluk şimdi. Rahmi bir telefonunu verir misin? Niye? Ne yapacaksın ki? Şimdi anlayacağız. Bu işin içinde Münir soysuzu var mı yok mu? Kaç bin dönüm arazi? Kaç bin dönüm biliyor musun? Öylece boş boş duruyor. Bir ucundan bize verseler, ekip biçsek işe yarardı, yalan mı? Doğru, haklısın. Efendim? Aydın Bey merhaba. Merhaba. Ben Münir Bey'in asistanıyım. Münir Bey evin satışı gerçekleşti mi diye sormamı istedi. Haber vermemişsiniz kendisine. Olur mu? Hemen mesaj attım kendisine. Satış olur olmaz hemen mesaj attım. Rahatsız etmeyeyim diye aramadım. Almamış mı mesajımı? Alo. Dinliyorum. Bitti satış. İki evi de aldık. Lütfen iletin Münir Bey'e. Sen benim mesajımı ilet bir zahmet. Ben Meryem. Nasıl bir katakulli çevirdiğini anladım. Tamam mı? Onun bu oyununu yanına bırakmayacağım. Niye benim evime talip oldu? Niye böyle bir şey yaptı anladım. Her şeyi öğrendim. Söyle ona, tamam mı? Aynen böyle söyle o alçağa. Duydun mu beni? Şimdi. Şimdi siz de anlatacaksınız bana neler döndüğünü. Niye bu adam bizi ayak altında görmek istemedi? Niye ikimizi de aynı anda şehir dışına yolladı? Biz ne bilelim Ebeni? Doğruları duymak istiyorum, anlıyor musun beni? Doğruları! Her şeyi bildiğini biliyorum. Artık söyleyeceksin açık açık. Çünkü diyeceksin. Çünkü düğünde arıza çıkarırız diye ağzımıza bir kaşık bal sürdü diyeceksin. Aa! Dur! Çünkü başından beri sana yalan söyledim diyeceksin. Gerçeği sakladım diyeceksin. Çünkü bu işin içinde Selim de vardı, Erdoğan da vardı diyeceksin. Her şeyi söyleyeceksin bana. Doğru mu Mukaddes? Onlar da mı vardılar? Evet. İşte buraya kadar. Reşat Yaşaran. Onlar çok güçlüler. Susmaktan başka çaremiz yoktu bizim. O adam Münir size yardım edeceğim dediydi. Ben niye böyle direniyorum zannediyorsun? Hiçbir şey bildiğin gibi değil. Susmazsa Kerim'i öldürecekler. Hiçbir şey yapamazlar. Böyle mi korkutuyorlar sizi ha? Silahla mı? Sakin ol be kadın. Bir dinle. Kerim de suçsuz değil ki. Suçlu o da. Kerim de bu işin içinde. Onu nasıl sıyıracaksın? Önce o ikna oldu zaten. Aldı adamlardan parayı, oturdu aşağı. Hayır. Ekmek Kur'an çarpsın kağıdı. Sor Rahmi'ye. Fatma Gül'le evlensin diye para verdiler. Öyle ikna ettiler onu. Kerim'e de sor istersen. Böyle bir şeye inanmak istemiyorum. Bunca zaman hazırdan yedi. Senden aldığı paralarla mı? Benden hiç para almadı ki o. Bana bak. Bir şey olursa yine ilk Kerim yanacak. Hepsi elini eteğini bir şekilde sıyırır. Bunlar kendilerini kurtarmak için gözlerini bile kırpmadan yakarlar Kerim'i. Anlamıyorsun değil mi? Olan kim olur biliyor musun? Fatma Gül'le Kerim'e olur yine. Onlar kurtulmak için tepişirken yine biz ezileceğiz onların altında, biz. Onun için sen bir sakin ol şimdi. Bir yat üstüne düşün. Bak sonra bana hak vereceksin, göreceksin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.